Merhabalar, ben Köftesi Köfte ve Fiyatı Köfte serisinin 35. bölümüne hoş geldiniz. Ve şu an kuantum hareketimizi yapmaya başlıyoruz. Enerji kristalimiz, bir adet camımız. Reinforced glass'ımız. Ve eden circuitlerimiz ters olmuş olabilir. Bir saniye. Leptron kristali koymamıştık. Buymuş sorun. Evet. Kuantum suit helmetimiz de hazır. Ve bununla birlikte bir makine daha yapmamız lazım. Machine. Bunun için tin, elektronik circuit, machine block. Pahalı bir şey değil. Hiç pahalı bir şey değil. Circuitlerimizi yapalım hemen. Circuitimizi yapalım hemen. Circuitimiz hazır. Machine bloğumuz hazır. Timimiz hazır değil. Artık o da hazır. Ve Kenning Evet, Kenning Machine low voltage kullanan bir saniye, zaten burada ben glass fiber cable kullanıyormuşum. Makine ve bunun için bir de bunlar nasıl yapılıyordu? Bu şekilde yapılıyormuş. 36 tane yeter bize. Alta bunları koyalım. Üste bunları. Ben şu tuşu bir yer cidden değiştirmeliyim. TomCraft'la bir süre oynamayacağım, uğraşmayacağımıza göre onu çantamıza koyabiliriz. Mister gibi çalışıyor bu arkadaş. Evet, gördüğünüz gibi direkt saniyesinde bir tanesini boşalttı. Çünkü 7. Bu kaskın en önemli özelliklerinden bir tanesi, acıktığınızda direkt tinken kullanarak açlığınızı gideriyor. Fakat benim bunun en sevdiğim özelliği kesinlikle bu değil. Bunun en sevdiğim özelliği, herhangi bir zararlı efektten sizi koruyor. Ve bunu sıradaki yakında geçeceğimiz bir modda kullanacağız. Azıcık daha tin alayım ben. Hani elimde bulunsun dolu kenler. Evet, bu bölüme başlarken aslında neye başlayacağım hakkında en ufak bir fikrim bile yoktu. Ve reaktörümüze daha sağlam bir buffer sistemi döşesem daha iyi olur. Oh, bir an oyun çöktü zannettim. Şimdi çok fazla enerji kullanmadığımızı hesaba katarsak ben reaktörü biraz kapatalım diyorum. Gördüğünüz gibi hala 0 derecede. Gram ısınmamış. Bu arkadaş yani otomatik olarak yiyemeye devam ediyor. Bu sayede sürekli yemek yemeye zamanımı yemek yemeye harcamama gerek kalmıyor. Ve güzel yanlarından bir tanesi, bunu oyunun başlarında yaparsanız şunları normal elle de yiyebiliyorsunuz.
Bunun asıl güzel yanı Rutan Flash'ı da kullanabiliyor. Evet. Şimdi düşünelim bu bölümde ne yapabiliriz, ne yapabiliriz, ne yapabiliriz. Ben biraz uyuyayım, öyle karar verelim. Sanırsam bu bölümde geziye çıkacağım. Evet, bu bölümde kesinlikle geziye çıkacağım. Gereksiz şeyleri atalım. Hatırlarsanız zaten baya bir yeni mod yüklemiştik ve onların World Generation'ları yakınlarda yok. O yüzden güzel bir geziye çıkacağız ve benim makineye ne oluyor? Galiba ısınmaya başladı bu. Olabilir. Bunun dışında Tornado'muz ve Asa'mız ve Hammer'ımız da girsin. Sen de gel. Şöyle bir portal açalım. Cidden bir şeyler lag yap. Ha? What the? What the? Benim makine cidden ısınmaya başladı galiba. Acaba şunlar mı lag yapıyor bu kadar? Bilmiyorum. Neyse. Evet, makine harbi ısınmaya başladı. Ben hemen geliyorum. Evet, sanırsam düzeldi. Neyden kaynaklanıyordu? En ufak bir fikrim bile yok ve o lava iyi ki değmedik. Ve şu an tamamen dünyayı dolaşıp güzel bir şeyler bulmaya çalışacağım. Evet, güzel bir Appetite Stew. Ama Appetite ile işimiz yok. Aslında asıl aradığım şey henüz gezmediğim bir yerde bir köy. Bunun dışında başka şeyler de arıyorum. Bunların neler olduğunu göreceksiniz. Ve sanırım bu arada videoyu durdursam iyi olur. Tamam, bu hayatımda gördüğüm en ilginç chunk sınırı. Daha doğrusu chunk sınırı demişim. World Generation sınırı. Biome sınırı. Her neyse. Ha, beyinli zombi. Beyin düşürdü, yaşasın. Bu arada normalde double tap yaparsanız hızlı koşuyor Quantum Suite. Fakat ben onu kontrole bastığınız takdirde hızlı koşmaya atadım. Daha rahatıma geliyor. Ve eğer hem double tap hem de kontrole basarsanız eğer normal kontrole basarsanız bu hızda koşuyor. Eğer double tap yapıp kontrole basarsanız bu hızda koşuyor. Ve kesinlikle atlama mesafenizi de inanılmaz derecede arttırıyor. Ve böyle hoş bir ravine denk geldik. Yani güzel. Bakalım neler var. İnekler var. İnekler var. Güzel. Ha, aradığım şeyler en için bir vanilla biyomu bulsam daha güzel olabilir. Yani çöl. Ben onları arayayım. Ve size yani ekstra biyomusun eklediği özel bir şey göstereceğim. Quicksand. Gördüğünüz gibi içine batıyoruz.
Quicksand dediğim bataklık. Yani bataklık kumu. Mini jungle biyomlarda bulunuyor. Yani bu da ekstra biyomsun eklediği bir jungle şey biyom. Ve cidden sıkıntı yaratabilir. Hani arkadaşınızla beraberseniz biraz rahat kurtulabiliyorsunuz da tek başınayken kurtulması biraz zor oluyor onlardan. Benimki tamamen size göstermek için canımı feda etmekti. Ama Quantum Suite'im var. Bana bir şey olmaz. Neyse ben şunları öldürüyorum. Ve bir village. Bakalım burada neler var. Öncelikle bu önemli bir şey. Tabii ki de. 3 tane. Bunları direkt eve yollayalım. Şu knowledge fragmentlar cidden önemli. Hani öyle böyle önemli değil. Ve wizard'ımız da burada. Chicken nugget karşılığı. Bir saniye, chicken nugget'ı yapmanın yolu, başka bir yolu var mı? Chicken nugget. Ha, yok. Onun için özel bir Tomcraft item'ı lazım. Daha sonra makinesi. Saniye, ben bu köye portal... Ama önce şey, köyün içini bir keşfedeyim. Şuraya bir bakalım. O kadar önemli bir şey yokmuş. Sen ne satıyorsun? Sen satıyorsun. Bu güzelmiş. Emerald bize lazım neticede. Pork chop. Evet. Seninki çok kötü bir takas. Öyle böyle kötü. Balıkçılarla uğraşmıyorum ben. Seni gördüm. O güzel. Tamam. O zaman eme bir portal açıp bu takasları değerlendireyim. Böyle sıkıntı bir şey olabiliyor. Alalım yanımıza weed. Başka ne istiyorlardı? Ha, wool. Başka ne isteniyordu? Neyse, şimdilik bu kadarını götürelim. Ama önce bir yatalım. Al bakalım yünlerini. Daha takas da edebiliyor hani. Zaman. Hem. Selam villager. Yün takasın da açılmış. Oo, seni bayağı sevdim ben. Bu bayağı iyi bir villager. Şimdiden bunun sayesinde 17... sana kitap getirecektik, değil mi? Raw beef. Daha önce söylesene. Beef'ler sana feda olsun. Bu biraz uçtuk. Alacım. Al. Al. Daha veremiyorsun galiba. Neyse. Yenilendi. Yeni bir takası daha var.
Aa, bu kötüymüş. Sen... Ha, eski yöntem. Her daim bu eski yöntemi kullanırız. Ama şey... O kadar da kısa sürecek bir yöntem değil bu sefer. Yine de bir deneyelim. Sen, sen buydun. Emerald'ını alalım. Son bir portal daha açıp kitabımız varsa eğer yapalım. Yapalım. Yapması zor değil. Dilimiz de olacaktı. Var misler gibi. Tabii önce kağıt yapmamız lazım. Gelin buraya. Tamam, bir stack kitabımız var. Deli falan buraya atalım. Zaten otomatik yerleşirler. Gel sen bakalım. Al kitaplarını, ver emeraldlarını. Bakalım başka. Boş ver. Testerem yok. Baltam yok. Neyse. Ben gezimize ve tabii ki de armorlarımızın şarjı bitmek üzere. Bu bölümde uzun zaman. En son 20'lerde bir 20'lerin başında sanırsam 21. bölümde ya da 22. bölümde geziye çıkmıştım. O pek güzel sonuçlanmamıştı. Sana bir bakayım. Yujimeter üretimim ne durumda? Tabii burada. O 46 tane güzel. Ve bu dolmak üzere. Bunu genişletebilirim yakında. Da hala buna odun nereden geliyor? Dolun, 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 dolun. Bu geri kalanı da gayet tam. Hazır bunun dolmasını beklerken. Diğer yandan yiyeceklerinizi de tazeleyelim. Tamamdır. Şimdi hangi yöne gideyim? Şuraya. Bu arada Quantum Suite'de okyanusta ilerlemek de inanılmaz derecede hızlı. Ve ufak bir detayını da söyleyeyim size. Suyun altında nefes alabiliyoruz. Gördüğünüz gibi gayet su oksijenimiz yenileniyor her seferinde. Watery High. Ekstra Bees'in eklediği bir hive. Ve İlginç yerlere geliyoruz.
Burası bir çöl. Ve size şunları göstermeden edemeyeceğim. Eğer bunları kırarsanız, gördüğünüz gibi elinize Blaze Powder geçer. Fakat ben bunlardan birkaç tanesini normal almak istiyorum. Çünkü ileride lazım olacaklar. Ve şurada gördüğünüz şey Red Power'ın eklediği bir Rubber Tree. Bakalım Exhaust Stream'imiz duruyor mu? Evet duruyor ama yeterli. Pek fazla canı kalmamış. Ama bunda tabii işe yaramıyor. Bunlar neler yapabiliyoruz? Stick yapabiliyoruz. Ne yapabiliyoruz? Çarkola çeviriyoruz yani. Olarak kullanabiliyoruz. Mikroblok olarak kullanabiliyoruz. Ve rubber elde edebiliyoruz. Bu şekilde de ve karbon sel de elde edebiliyoruz bunda. Bu bayağı güzel bir şeymiş. Ve gece oldu. Hemen yatalım. Ve yeni bir village daha bulduk. Işıklandırma bug ile birlikte. Sen ne? Seni boş ver. Aha, bir tane daha buradan. Burası bu güzel değilmiş. Evet, bugün Apiarist ve herhangi bir prenses sattığımızda bize Emerald veriyor. Bunun dışında Modest Queen. Modest Queen. Çalıyorum. Çalıyorum dostum. Evet, biraz daha dolaşalım. Sen ne satıyorsun? Ekmek. Ekmek satıyor adam. Ama biraz pahalı bunun ekmekleri. Seni daha önce de görmüştük. Ok satıyor. O kadar iyi bir köy değil ancak ve iki köydür istediğim villager'ı bulamıyorum. Sanırım onu kendim üretebilirim. Ah, buldum. Ve dostum, seni evime götürüyorum. Evet, bu benim istediğim villager. Şimdi evet. Ve bir adet Miscraft page'imiz var. Şimdilik bu şurada durabilir. İpiler şurada dursun, siz şurada falan durun. Umurumuzda değil nerede duruyorsanız durun. Yenilendi. Bak bu ilginç. Senin page satman lazım. Neyse. En azından istediğimiz villager'ı bulduk. Obsidian, Iron Pickaxe, işe yarar bir şey yokmuş burada da. Bunun takasının yenilemesi için sanırım şu kütüphaneyi talan edeceğim. Selam kütüphaneci. Selam diğer kütüphaneci. İkiniz de aynı şeyi satıyormuşsunuz. Ve ikiniz de çok kötü tüccarlarsınız. Evet, kitaplarımızı satalım buna. Bakalım anlaşmasını yenileyecek mi? Şunları bırak, şunları bırak, şunları bırak, şunları bırak, şunları bırak. Aha! Reinforced biome. Güzel.
Yeni bir sembolümüz daha var. Yenile. Neyse bunu kendi haline bırakalım biz. Bir saniye. Yeniledim mi onu merak ettim tekrar. Hayır. İlla kitap mı satacağız sana? İlla. Hani illa diyorsun ki kitap satacağız sana. Sen bilirsin. Burada kağıtlarımız azmış. Aman neyse sonra uğraşırız seninle. Bakalım bu çevrede başka neler bulacağız. Buranın büyücüsü nerede? Görmüş müydük? Bakalım bir. Aa ve asıl unutmamamız gereken şey. Ice Wasteland bayağı. Burada da. Burası o özel kütüphanecinin yeri. Writing deskimiz var. Bunu craft etmek zorunda kalmadık. Ama crafting'i aynen bu şekilde. Bunların da crafting'i bu. Burada gizli bir şey var mı ona bakacağım hemen. Bazen gizli chest falan olabiliyor.